Çukurova Rock Festivali'nin 3. günü tüm hızıyla, tüm coşkusuyla devam ediyor. Bugün Ezgi Aksan'la başladı. Ardından Gazapizm ve Yüz Yüzeyken Konuşuruz'la devam etti ve az önce Umut Kuzey sahnedeydi ve şimdi sahne sırası. Güzeller güzeli, şahane sesli Pamela da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün, nasıl hissediyorsunuz? Valla ben her zaman festivalde olmaktan çok çok mutlu oluyorum. Bir ara tabii ki ilk uçaktan indiğimizde feci bir yağmur yağıyordu, dedim eyvah. Ama şimdi neyse ki hava güzel. Çünkü hadi bizim üstümüz kapalı oluyor sahnede ama seyirci için yani. Ama hiç merak etmeyin, seyirci her koşulda, özellikle de Adana'da, emin olun yağmur bile yağsa o coşkusunu hiç kaybetmiyor. Yağmur demem, çamur demem, güzel. Kesinlikle. Siz de bu sene birçok festivalde birlikte olduk zaten ve harika sahne şovlarınız gerçekten, izleyenler biliyorlar zaten, muhteşem. Bu gece de onlardan bir tanesi olacak diyebilir miyiz? Ya benim için sahne zaten kendimi kaybettiğim yer, buldum ve kaybettiğim yer diyelim. Her ikisi yani, yin ve yang. O yüzden tabii ki zaten seyirci de güzel olduğu zaman o karşılıklı enerji ve iletişimden insan her şeyi alıyor ve bütün içindeki her şeyi dökebiliyor. Kesinlikle öyle. Bir de bu sene şahane bir arabesk albümü yayınladınız, Yara. O da çok sevildi. Nasıl gidiyor onun dönüşümleri? Çok güzel duyuyoruz. Çok şahane gidiyor, çok şükür. Yani zaten 10 gün, 15 gün olmadı, 2 hafta olmadı, ikinci klibi yayınladık Ağla Halime. O da çok güzel gidiyor şu anda. Benim için değerli olan şu ki, şu devirde yani mekanik olarak bildiğimiz CD satılmayan bir dönemde çok güzel bir CD satışı elde ettik. Yani bitiyor ve plak şirketi tekrar ikinci baskıya girdi. Bu çok değerli benim için. Çünkü herkes diyor ki ya arabamızda olsun, yolda dinleyelim istiyor. Kesinlikle öyle. Peki bir ikincisi gelecek diyebilir miyiz o zaman, yoksa başka projeler mi var yani sırada? Yani şimdi öyle bir şey de üstüme yapışsın istemiyorum. Bu bir proje albümü diye düşünüyorum. Bundan sonraki albüm tabii ki kendi şarkılarım olsun isterim. Ama bu demek değildir ki sahnede yine arabesk cover söylemem. Ben her zaman önceki albümlerimde de mutlaka işte arabesk coverlarım oldu. Fırtınalar olsun, işte ne bileyim biraz evvel Umut'un da söylediği Yaralı Gönlüm olsun. İşte Muhabbet Bağ, bunun gibi şarkılar hep ben koydum albüme. Ama tamamen bir arabesk albümü sanmıyorum. Yani o artık yani benim bir arabesk şarkıcısı olarak düşünmesine. O zaman belki de eski rock sound'una geri döndüğünüz sürpriz bir şeyler gelebilir diye bekleyelim. Tabii. Ben her zaman zaten değişiklikten ve yenilikten yanayım. Bazen insanlar eleştiriyor. Mesela işte benim ilk albümüm aslında synth pop, elektronik bir albümdü. İkinci albüm işte İstanbul'un olduğu şehir rapperi, biraz daha pop rock bir albümdü. Üçüncü albüm biraz daha akustik rock bir albüm. Dördüncü de elektronik. Vay efendim, niye elektronik işte müzik yaptın? İşte çok rock'a geri dön. Ne alaka şimdi? Ama olur mu? Benim birinci albüm de elektronikti aslında. Ben seviyorum değişik şeyler denemeyi ve başka başka müzikleri bir araya getirmeyi. Kesinlikle öyle. Biz de heyecanla, merakla bir sonraki projeyi bekliyoruz diyelim ve şimdi daha fazla. Daha çok yeni. en gıcık olduğum şey ya, albüm yeni çıkıyor. Sonraki albüm ne zaman? Ya bunu bir dinleyin ya. O kadar çok sevdik, dinledik ki sanki böyle çok kısa bir süre içinde hani ezberledik. Zaten çok sevdiğimiz şarkılar ve harikaydı. Ama her zaman sizi duymak istiyoruz tabii ki. Teşekkür ediyorum. Ben de her zaman söylemek istiyorum zaten. Çok teşekkürler. O zaman sizi daha fazla bekletmeden sahneye uğurlayalım. Evet. Pamela şimdi Çukurova Rock sahnesi olacak ve Milyon TV ekranlarında canlı olarak izleyebileceksiniz. Herkese iyi festivaller. Hoşça kalın.